Kez saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Atay Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş olacak telefon attığımızda. Cemal, hoş geldin yayına. Şimdi yaklaşık iki hafta sonra bilanço sezonunu karşılayacağız. Üçüncü çeyreği. Öncelikle ben onu sorarak başlayayım sana. Üçüncü çeyrekte hangi sektörlerin öne çıkmasını beklersiniz? Kur etkisini daha çok hangi sektörlerde göreceğiz sence? Tabii şimdi yani kur olayına baktığımız zaman genel anlamda yani otomotiv, beyaz eşya gibi sektörler, ihracat yapan sektörler olumlu yönde etkilenecek, onu söyleyebilirim. Hem kurlardan hem de euro doların 1.18'lere gelmesi bir şekilde Türkiye'deki üreticilerin yurt dışındaki, Avrupa'daki üreticilere göre avantajlı olmasına sebep oldu. O nedenle genel anlamda ihracat yapan şirketler ve açık pozisyon olmayan şirketler buradan daha olumlu etkilenecekler. Yabancı parayla işi yapan şirketler. Bunun dışında tabii ki yani bankacılık ve havacılık yine tabii ki negatif tarafta olanlar olacak. Ve yine iyi etkilenecekler hem iç piyasaya hizmet verip hem de açık pozisyonu az olan şirketler olacaktır. Burada şunu söyleyebilirim. Mesela telekomlar geçen dönemlere göre özellikle Türk Telekom'un açık pozisyonu çok daha fazla. Şimdi daha az. Bir miktar etkisi olsa da daha sınırlı kalacaktır. Ama genelde daha istikrarlı olacaklardır. Arçelik gibi şirketler, Arçelik iyi bir kar bekliyoruz açıkçası 3. çeyrekte. Hem içeride hem de yurt dışında iyi olmasından kaynaklanan. Yine otomotivdeki Ford ve Tofaş'ta da ciddi iyileşmeler bekliyoruz. Hatta Türk Traktör'de de iyi bekliyoruz. Yani biraz iç talebin ikinci çeyrekteki yavaşlıktan sonra üçüncü çeyrekte artmasıyla daha iyi olmasıyla birlikte burada bir hem o taraftan pozitif sağlayan hem de ihracat tarafında da hareketlenen şirketlerde daha görece iyi bir durum göreceğiz. Aslında bunlar da bu şirketlerin çoğu genelde kendilerini işte kurlara karşı aşırı açık pozisyon taşımadıkları için korumuş olan ve iç piyasa ile birlikte bir miktarda ihracat piyasasının iyileşmesiyle hareket haline gelen şirketler. Mesela Arçelik'in belki, evet buyur. Pardon, aslında asıl etkiyi son çeyrekte mi göreceğiz sence? Yani çünkü o kurdaki yükseliş aslında zannediyorum ki biraz daha Ekim itibariyle mi hayatımıza girdi? Şimdi aslında üçüncü çeyrekte yani kurun maliyet etkisi aslında şey olacak, açık pozisyonu olan ya da kurun mesela, yani şöyle söyleyeyim, kur mesela demir çelik şirketlerinde bile kur normalde olumludur ama mesela Kardemir özelinde ne olacaktır? Kur farkı bir miktar 300 milyon 400 milyon civarı bir açık dolar açık pozisyonu olduğu için oradan negatif etkilenecektir. Ama operasyonlar şu ana kadar negatif etkilenmedi. Yani Gizem şöyle söyleyebilirim. Biz baktığımızda 3. çeyrekte son dönemde hızla arttığı için kurlar orada bir kur etkisini göreceğiz. Ama onun öncesinde zaten parite etkisi olumlu yönde etkiliyordu. Tabii ki şu anda asıl 4. çeyreğe bakıyor olacağız. Bir de dediğim gibi 3. çeyrekle 2. çeyrek arasında kur farkını ya da kurları iyi yönetip yönetmediklerini birçok şirkette göreceğiz. Buna da fırsat verecek ama genel anlamda birçok şirket geçmişe göre daha en azından bizim takip ettiğimiz şirketlerin açık pozisyonlarını azalttığını görüyoruz. Özellikle sanayi tarafında ama tabii bankaları ki bankaları ne dersin sektör. Peki? Yani banka sanayi rasyosunda bir anomali olduğu aşikar. Çok özür diliyorum Cemal. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Kendisine dönüyoruz.